Her başına bir şey geldi ya bu kötü. Bak bu cezalandırılıyor. Böyle değil. E, Yusuf Aleyhisselam ne sıkıntılar çekmedi mi? Eyyub e, e, Aleyhisselam Değil mi? Yani bir takım e, musibetlere maruz kalmadı mı? Hastalıklar yaşadı, evlatlarını kaybetti. Evleri, barkları yıkıldı, döküldü, depreme maruz kaldı. E, diğer taraftan bakıyorsunuz Zekeriya Aleyhisselam testereyle ortadan ikiye biçerek şehit ettiler. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi böyle bir eşrefi mahluk olan bir şahsiyete bile ne kadar eziyetler ettiler. Secdedeyken mübarek başına efendim işkembe, deve işkembesi atacak kadar alçak insanlar vardı. Yani orada Mevla Teala Habibini, e, Habibini onlardan koruyamaz mı? Korur ama bu işler nedir? Bunlar hikmeti ilahi. Mevla ne yapacak? İmtihan edecek. Ve imtihan edeceğini de beyan ediyor. Ve le nebluvennekum. Elbette muhakkak sizi imtihan edeceğiz diyor. Yani Arapça bilenler bilir. Başında tekit lamı var. Sonunda da müşeddede nunu var. Ve le nebluvennekum. Elbette. Muhakkak sizi imtihan edeceğiz. Neyle imtihan edecek Mevla? Bir şeyin bir şeyle. Hangi şey bu şey? Mevla'nın şeyleri çok. Evet. Ve o şeyleri saymış minel khafi korkuyla vel cu'i açlıkla ve naksin minel mal mallardan noksanlaştırmakla vel enfus canlardan noksanlaştırmakla ve semerat ve meyvelerle. Buradaki meyveler annenin babanın meyvesi olan çocuklarımızı almakla ne yapacağız imtihan edeceğiz diyor. Şimdi burada Mevla'nın saydığı bu ayette imtihan edeceğiz diye saydığı her şeyi bu depremde görüyor musun? Görüyoruz. Hepsini görüyoruz. Yani korkuyla o korkuyu yani yaşamayan bilmez. Bizler de nasıl biliyoruz? Marmara depreminden biliyoruz. Evet. Yani o mübarek acayip bir sarsıntı. Fakat şimdi buraya bakıyorsun. Bu yeni görüntüler çıkıyor mesela. Nasıl arabaları hoplatıyor yani. Değil mi? Evet. Yani seyrederken, bak yaşarken demiyorum. Yaşayanları sen düşün. Seyrederken bile insan hakikaten bir dehşete kapılıyorsun. Bir ürperiyorsun yani. O anda, o atmosferde yani onu yaşayan insanların yani hakikaten korkularını düşünebiliyor musun? İşte o da imtihan. Yaşamayanlar bile korkuyor hocam. İşte Herkes de biraz böyle evet, etkilendi. Ya biz mesela seyrederken yani belli ki senin bulunduğun yerde olmuyor. Olmuş daha önce evet. olmuş bir olayı tekrarını seyrederken bile evet. etkileniyorsun yani. Dolayısıyla yani oradaki ayet-i kerimede hepisiyle Mevla ne yaptı? İmtihan etti yani. O imtihan bak bütün ayette geçen hepsi depremde var. Evet. Canlar efendim noksanlaştı bak kaç bin kişi evet. değil mi e, deprem altında kaldı. Enkaz altında hep şehit oldular tabii. Müminin müminat şehittir. Dolayısıyla mallardan noksanlaştırmakla e, mallar zayi oldu. Binalar yıkıldı, döküldü, eşyalar efendim yok oldu gittik. Minet <laughs> rahat meyvelerden, anne babanın meyvesi, evlatlar. Nice evlatlar efendim orada bebekler can verdiler ama niceleri de kurtuldular. Kaç saat sonra çıkmış yavrucak tebessüm ediyor. Pırıl pırıl ışıl ışıl. Yani sanki ne görüyor melekleri mi görüyor acaba? Yani enkaz altından çıkmış yani. fakat o sanki uykudan yeni uyanmış gibi. Evet. Pes pembe yanakları tebessüm ediyor. He? Ya kurban olduğum Rabbim bak görüyor musun? Yani bu çocuk bu çocuk şu kadar saat anne sütü emmese yaşamaz diyor tıp. Evet. Ama tabiri caizse tıp öyle diyor ama bunun karşısında herkes tıp. <laughs> Aynen öyle. Konuşamıyoruz yani. Çünkü işte mucize. Mucize aciz bırakıyor. Aciz bırakan. Şimdi mesela 209. saatte çıkmak enkaz altında. Yani bu bir mucize değil mi ya? Kesinlikle. Şurada deseler kalkmadan 209'u boşver 20 saat otur deseler ben Kesinlikle. duramam kardeşim. Kesinlikle. Sen de duramazsın. Ama orada demek Allah öyle bir kolaylık veriyor. Bir video seyretmiştim. Bir kardeşimiz gene kurtarmışlar. O anlatıyor. Diyor ki ilk bir saat çok zor diyor. İlk bir saat çok zor diyor. Su arıyorsun falan vesaire. Ondan sonra bir artçı sarsıntıları yaşıyor orada. Hani diyorum ki diyor o artçı sarsıntılarda hani üstüme düşse de ölsem. Bir yani öyle düşünüyorsun diyor. Tabii. Sonradan diyor rahat diyorsun, alışıyorsun diyor. Ve artık nasıl bir ortam nasıl bir mevlat Teala onlara nasıl bir hayat lütfediyor. Nasıl ki kurtarma ekipleri var. Bir takım müvekkel melekler var. Onlarla ilgilenenler var. Onlara gereken solunumu demek ki he, o ortamı hazırlayan, onun oradaki sıkıntılarını giderecek, açlığını giderecek, oksijenini temin edecek. Yani bunlar manevi bir takım işler, metafizik olaylar. İnanmayabilirsin. İnanmıyorsan bana o zaman ispat et kardeşim. Anlat. 209 saat sonra nasıl çıkıyor bu insanlar? Yani bir takım bilimsel verileri bile alt üst edecek hadiseler tabii. Ne yapıyoruz? Görüyoruz. İşte imtihan. Ha Mevla imtihan ediyor. Elbette muhakkak imtihan edeceğiz ve burada saydığı her şey imtihan bölgesinde var ama sadece onlar mı imtihan oluyor? Asla. Herkes. Herkes imtihan oluyor. Oraya yardım gönderen de, göndermeyen de, he? Alehte konuşan da, konuşmayan da evet. insanların emeklerini çöpe atmak için he? Olayları böyle ya o kadar da büyütmeyin diyerek insanların bir taraftan hizmetlerini küçültmek, bir taraftan da bu kadar büyük olay karşısında ne yapalım kardeşim elimizden bu geldi savunmasını güya elinden alıyor yani kendince. Evet. Herkes imtihan oluyor. Papaz da imtihan oluyor. Haham da imtihan oluyor. İmam da, cemaat de, sen de, ben de. Herkes imtihan. Bakalım burada nasıl bir tavır sergileyeceğiz. Bakalım nasıl bir duruş sergileyeceğiz. Ve o duruş nerede? çizginin neresinde, hangi noktada, kimin safında? He? Bakalım sana Allah'ı hatırlatacak mı? Senin imanını mı artıracak, küfrünü mü artıracak, azgınlığını mı artıracak yoksa efendim yumuşaklığı mı artıracak? Yani Ebu Hüreyra radıyallahu anh zannediyorum taş yuvarlansa ibret alırım diyor. Allah'ı hatırlarım diyor. Taş varlansa Allah hatırlarım diyor. E şimdi koskoca deprem oluyor. Allahu Ekber'den rahatsız olanlar oluyor. Bir de bir tanesi çıkmış bugün şeyi anlatıyor. Allahu Ekber nerelerde denir bunu anlatıyor. Evet. Yani burada denmezmiş. Bayram namazında denirmiş. Kurban keserken denirmiş. Hı. He? Allahu Ekber ya. Allah en büyük. E şimdi bakıyor o. Bu kadar enkaz döküldü, söküldü. Beni burada yaşatan kim? Beni burada öldürmeyen kim? Beni burada efendim enkazdan kurtaran bunlar vesile. Ama yaşatan Allah. Allah. Öldürmeyen Allah. Allahu Ekber. Allah. Ne var bunda yani? Ha, ama işte yani ne yapacak? Kimileri ibret alacak, imanları artacak, daha çok Mevla'ya yaklaşacak. Mevla ne yapıyor? Kazandırmak istiyor. Evet. Veya ne yapmak istiyor? Günahları temizlemek istiyor. Ama az önce de dediğimiz gibi her böyle efendim, başına bir sıkıntı gelen kötü kötüydü de günahkardı da efendim, hak etti demek değil. Neyi misal verdik bak? Yusuf Aleyhisselam'dan bahsettik. Değil mi? Ne sıkıntılar çekti? Kuyulara atıldı. Efendim köle gibi satıldı. Efendim hapishanelere Hapishanede kaldı, zindanlarda kaldı. Eyyub Aleyhisselam'a neler geldi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e neler yapıldı? Habbab bin Eretler, bilal Habeşiler radıyallahu anh'a ne işkenceler çektiler? Yani onlar kötü olduklarından mı? Hayır, çok iyi olduklarından. Ve imtihanların büyüde peygamberlere geliyor yani. Evet. İmtihandır, mesele kazanabilmek.